Herkese tekrar merhaba. Kodlama düzlemimizde yumurtamız ve yön oklarımız var. Şimdi daha önceki videolarımızda yeşil ve kahverenginin kullanımını öğrenmiştik. Şimdi kırmızı ve turuncuyu öğreneceğiz. Bununla alakalı hemen başlayalım. Karakterimizi 3 D noktasına koyuyorum ve kuzeye bakacak şekilde yerleştiriyorum. Bundan sonra kırmızıyı kullanacak şekilde ona bir görev veriyorum. Bu görevde ne olsun? Arkadaşının yanına gitsin. Arkadaşı nerede olsun? 5 F noktasında olsun. 5 F noktasına arkadaşını yerleştir. Şimdi buraya gitmesi için öncelikle yumurtamızın 1-2 tane öne gitmesi lazım. O zaman hemen koyuyoruz. 1-2 tane öne. Buraya geldiğinde 1-2 tane öne geldi. Şimdi hangi tarafa dönmesi gerekiyor? Öğrenciler bazen bunu karıştırabiliyor. O yüzden onlara şu şekilde destek oluyoruz en başta. Şöyle gösteriyoruz. Hangi tarafa dönmesi gerekiyor sence? Kırmızı tarafa. Burada kırmızı tarafa dediğim sağ solu öğrendiyse zaten sağ sol diyebilirsiniz ama öğrenmemişse, henüz karıştırıyorsa daha fazla kafasını karıştırmadan kırmızı tarafa derseniz çok iyi olur. Kırmızı tarafa koyuyoruz. Kırmızı tarafa döndü ve 1-2 tane daha öne gitmesi gerekiyor. 1 ve 2. 1-2 ve arkadaşının yanında artık yumurtamız onunla oynayabilir. Kırmızı bu şekilde kullandırıyoruz. Çeşitli yönergeler, çeşitli etkinlikler, hikayeler örerek bol bol kırmızı etkinliği yaptıktan sonra sıra neye geliyor tabii ki? Kırmızıdan sonra turuncuya geliyor. Hemen turuncuyla da alakalı etkinliğimize başlayalım. Aynı mantıkta bu sefer yine 3 D'ye yerleştireyim. Ve bu sefer de yumurtamız anneannesinin yanına gitsin. Anneannesinin yanına gitmesi için onu G2 noktasına yerleştiriyorum. G2 noktasına yerleştirdikten sonra soruyorum. Kaç tane ileri gitmesi lazım? 1, 2, 3 tane ileriye gitmesi lazım. Yerleştiriyoruz. 1, 2 ve 3 tane yerleştirdik. Bundan sonra hangi tarafa dönmesi gerekiyor diye yine öğrencimize soruyoruz. Eğer sağa solu karıştırıyorsa, henüz sağa solu öğrenmemişse ona şöyle yardımcı oluyoruz. 1, 2, 3 tane geldi. Hangi tarafa dönmem gerekiyor? Bakıyor ve turuncu tarafa. Aferin, o zaman turuncusunu alıyor. Kodlama yerine yerleştiriyor ve dönüyor. Döndükten sonra ne kaldı? Anneannesinin yerine gitmesi için, onun olduğu yere gitmesi için bir tane öne ve bir tane öne. Artık yumurtamız anneannesiyle birlikte oyunlar oynayabilir. Bu şekilde sağ ve solu öğretiyoruz ve sonrasında karmaşık etkinliklere geçiyoruz. Karmaşık etkinliklerle birlikte kodlama materyalinin neredeyse tamamını kullanmış oluyoruz. Bununla alakalı bir etkinlik daha dizayn edeceğim ve onu sizlerle paylaşacağım. Bunun için Instagram sayfamız Kodla ve Oyna, YouTube sayfamız Kodla ve Oyna kanalına takip edebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol kodlamalı günler diliyorum.